Tayyip hocam ne diyor? Aman diyor 2023. MİT'in de haberi var, devletin de haberi var, herkesin haberi var 2023'te neler olacağını. Nereden haberin var? Çünkü devletin çok üst düzey bir yetkilisi yaklaşık kaç yıl önce, en az 8 yıl önce falan bana geldi. Yani bayağı yetkili bir görevde olan bir insan. Hocam dedi, biz dedi de Bediüzzaman'ın mektuplarının hepsi var dedi. Yayınlanmamış mektupları vardı, gizli mektuplar da vardı. Biz dedi 2023'lerde ne olacağını biliyoruz dedi. İltifat olsun diye de senin de kim olduğunu biliyoruz dedi. Neler yapacağını da biliyoruz dedi. Yani nasıl vazifeler yapacağını biliyoruz dedi. Ahir zamanda gelecek şahsın ismini de biliyoruz biz dedi. Hepsinden haberimiz var dedi. Tavrımız da zaten ona göre oluyor dedi. Baktık, devlet Mehdiyet'e göre şekil alıyor. Baktık, Orta Doğu Mehdiyet'e göre şekil alıyor. Çünkü Mehdiyet'e göre Suriye ile Müslümanlar çatışması gerekiyordu. Suriye'de kan akması gerekiyordu bak Mehdiyet'e göre. Akmıyorsa dahi akar hale gelir. Tarih ona göre yönlenir. Yani akmıyor diye bir şey yok. Mutlaka akar. Neyse diyorlar ki, ya diyorlar Tayyip Bey'in yanlış politikalar yüzünden Suriye'de savaş çıktı. Kardeşim, tarihi yönlendiren Tayyip Bey değil. Tarihi Allah yönlendirir. Ve tarihin yönlendirilmesi de görevli kullar vardır dünyada. Gizli kullar vardır. Gizli kullar. Gizli kullar tarihin yönlenmesinde Allah tarafından yönlendirilir ilhamla. Suriye'de kan akacak. Irak'ta kan akacak.